Sevgili seyirciler, Ankara Stüdyo Yolan'dan iyi günler diliyorum. Bugün stüdyo konuğumuz Pursaklar Belediye Başkanı adayı AK Parti'den Osman Kayer. Efendim hoş geldiniz programımıza. Merhabalar Aydın Bey, hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Hamdolsun iyiyim, sizler de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Yoğun bir gündem var. Pazar günü temayül yapıldı. Evet. Teşkilatlardaki hareket de devam ediyor. Sahada da son rötuşlar yapılıyor. Aday tespitiyle ilgili önümüzdeki süreçte yavaş yavaş açıklamalar başlayacak ama biz programımıza sizi tanıyarak başlayalım. Buyurun efendim. İsmim Osman Kayer. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 1960 yılında Samsun Havza'nın Hırlas köyünde doğdum. İlkokul 1. sınıfa başlamadan önce şehre taşındık. Sonra da ilkokul 4'ten itibaren Havza, İskenderun, Elmalı ve Elazığ'da lise tahsil hayatının sonuna gelmiş olduk. 1978-79 eğitim öğretim yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okula başladım. 85 yılında bitirdim. Okulu bitirir bitmez Keçiören Belediyesi'nin açmış olduğu memurluk sınavını kazanarak memur olarak orada göreve başladım. Birkaç ay sonra Tanzim Satış Mağazası'na müdür olarak benim atamamı yaptılar. Ancak aynı dönemde Alanya İmam Hatip Lisesi'ne meslek dersleri öğretmen olarak tayinim çıktığı için öğretmenliği tercih ettim ve Alanya'ya gittim. Orada 6 sene öğretmenlik yaptıktan sonra 1992'de tekrar Ankara'ya avdet ettim. 92'den 2004 yılına kadar Ankara'da Fecir Yayın Evi, herkes bilir, Fecir Yayın Evi'nin yöneticiliğini ve editörlüğünü üstlendim. Uzun yıllar yayıncılık yaptık. İlahiyatla ilgili akademik yayınlar yapan bir yayın evidir. Aynı dönemde Fecre Doğru isimli bir dergi çıkardık ve bu dergide çeşitli yazılar yazdım. Daha sonraki dönemde ise 2004 yılında Pursaklar Belediyesi'nde meclis üyesi olarak seçildim. 2004, 2009, 2014 yerel seçimlerinde 3 dönem Pursaklar Belediyesi meclis üyesi olarak seçildim. 2004-2009 tarihler arasında da Ankara Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliği görevini yürüttüm. Aynı zamanda belediye başkanımızın atamasıyla Pursaklar Belediyesi Başkan Yardımcılığına başladım 2004 yılında. 2017 yılının sonuna doğru ayrılıncaya kadar Pursaklar Belediyesi'nde Belediye Başkan Yardımcılığı, Meclis Başkan Vekilliği, Encümen Başkanlığı ve Kültür Komisyon Başkanlığı, Büyükşehir'de de bir Kültür Komisyon Başkanlığı yaptım. Bu yıllarda aynı zamanda bizim okumayla ilgili münasebetimiz hiçbir zaman kesilmedi. Okumakla, tefekkür etmekle ve tefekkür dünyasında bulunmakla hayatımız devam etti. Çeşitli dergilerde, gazetelerde yazılar yazdık. 1997 ile 2004 tarihler arasında ilahiyatla ilgili konularda okuyup yazdım. 2004'te belediyeye başladıktan sonra da şehirle ilgili olarak ilgi alanımıza kaydırmış olduk. Şehirle ilgili olarak kitaplar okumaya ve okuduklarımızdan çıkardığımız sonuçları da makale olarak yazmaya başladık. Şu an yayınlanmış 8 tane kitabım var. Bunlardan 7 tanesi ilahiyatla ilgili, bir tanesi de şehirle ilgilidir. Çeşitli vakıflarda, derneklerde görevler aldım. Şu anda fiili olarak devam eden, resmi olarak devam eden dernekleri söyleyecek olursak, Mahalli İdareler Derneği'nde yönetim kurulu üyeliği, Deniz Feneri Derneği'nde yönetim kurulu üyeliği, Erdemli Yöneticiler Akademisi Derneği'nde yönetim kurulu üyeliği ve Ensar Vakfı Pursaklar Şubesi'nde yönetim kurulu üyeliğim devam ediyor. Sivil toplumla münasebetimizi hiçbir zaman kesmedik. Zaten sivil bir insan olarak da hayatımızı sürdürdük. Belediyelerin de bir çeşit sivil tarafının olması münasebetiyle aslında belediyedeki varlığımızda sürdü denebilir. Çünkü belediyeler halka en yakın kurumlardır. Diğer resmi devlet kurumlarından biraz farklıdır. Sivil bir tarafı vardır, resmi bir tarafı da vardır ama bu sebeple de bizim çok hoşumuza gitti belediyecilik. Bunu sürdürmek istiyoruz. Efendim, Pursaklar'da uzun süredir yerel yönetimlerin içindesiniz. Pursaklar'ın beldelikten ilçeliğe dönüşümünü beraber yaşadık, biz de oradaydık. Pursaklar'ı bize anlatırsanız, nasıl anlatırsınız diye sorsam. Ya şöyle başlayabiliriz. Aslında ben 1997'de Pursaklar'a geldim, yerleştim. Bir kooperatif üyeliğimiz vardı. Kooperatif 97'de bitti ve biz o sene geldik, taşındık. 21 yıldır da hala Pursaklar'da ikamet etmekteyim. Pursaklar tabii eskisine baktığınız zaman, cemaziyel evveline baktığınız zaman bir çeşit büyük köy görünümündeydi. Belediyecilik bakımından da çok zayıf bir yerdi. Zaten bir belde belediyesiydi. Ancak 2004'te Selçuk Bey'in belediye başkanı seçilmesi, bizim de kendisinin yanında belediye meclis üyesi seçilmemizle birlikte aslında Pursaklar'ın tarihi değişti
diyebiliriz. Pursaklar'ın geleceğine de büyük tesir olmuş oldu. Çünkü Pursaklar'da belediyeyi idare etmek, belediyeyi yönetmek aslında bir çeşit ufuk meselesiydi. Belediye başkanının ufkunun geniş olması münasebetiyle de aslında Pursaklar'ın önü açıldı denebilir. Ben mesela zaman zaman daha önceki belediye başkanıyla çalışmış olan arkadaşlara şu soruyu sordum. Dedim ki, yani önceki belediye başkanı şunları neden yapmadı diye sorduğumda, belediye başkanı yapmasa bile siz önüne proje götürmediniz mi diye sorduğumda verdikleri cevap hep şuydu. Evet, biz önüne proje götürdük ama bu projelerin hayata geçirilmesi maalesef mümkün olmadı. Şimdi belediye başkanının projeleri hayata geçirmesi onun ufkuyla doğru orantılı bir şeydir. Eğer ufku geniş bir insan değilse önünüze götürdüğünüz projeleri de ne yapacaktır? Reddedecektir. Selçuk Bey'i burada takdir etmek lazım. Ufku açık bir belediye başkanlığı yapmıştır ve büyük emeğe var. Doğrulukla, iyilikle, güzellikle ilgili götürdüğümüz hiçbir projeye mani de olmamıştır. Bu bakımdan da Pursaklar kendisine müteşekkirdir. Biz de müteşekkiriz. Ancak Pursaklar'ın 2004'ten sonra tarihi şöyle değişmiş oldu. Pursaklar aynı zamanda 2007 yılında ilçe olma yoluna girdi. 2008 yılında kanuni olarak ilçe ilan edildi ve bunun uygulanması 2009 yılında kaldı. Tarihine baktığınız zaman aslında Pursaklar'ın geçmiş tarihi şuradan başlıyor. Pursaklar bir köy aslında, havaalanı yolu üzerinde basit bir köyken bir heyelan oluyor. 1964 yılında bir heyelan oluyor Pursaklar'da. Bu heyelandan sonra devlet 60 tane hane yapıyor Pursaklar'a ve bu haneye arka tarafa değil de havaalanı yolunun üzerine, Çubuk yolu da aynı zamanda havaalanı yoluna yakın olduğuna gözüken yere yapıldığı andan itibaren Pursaklar'ın tarihi biraz değişiyor. Çünkü yoldan gelip geçenler orayı yerleşilecek bir mekan olarak görmeye başlıyorlar ve nüfus hızla artmaya başlıyor. Ve yine orada tarihini değiştiren önemli olaylardan bir tanesi de Bulgaristan'da soydaşlarımıza yapılan zulümler sonucunda Özal'ın oradaki soydaşlarımızı Ankara'ya taşıması ve Ankara'da da belli bir mekana yerleştirmiş olmaları, bugün Ayıldız Mahallesi olarak bilinen mahalleye yerleştirmiş olmasıdır. Bu yerleştirmeyle birlikte de Pursaklar'ın görünürlüğü daha da artıyor. Dediğimiz gibi 2004'ten sonra Pursaklar'ın istikameti değişiyor ve 2008'deki kanunla Pursaklar ilçe olduktan sonra hayatı tamamen değişmiş oluyor. Çünkü Pursaklar ilçe olduğunda sadece Pursaklar merkezden ibaret değil. Şu anda Pursaklar aslında Pursaklar, Altınova, Sirkeli ve Saray'dan müteşekkil. Yani dört merkezden müteşekkil. Beldeler de ilçeye katıldı. Daha bir büyük bir yer oldu. Alan olarak da Keçiören'den büyük bir yerdir. Havaalanı yolu üzerinde tarihe açıktır, geleceğe açıktır ve aslında Pursaklar Ankara'nın da bir şehit nüvesi gibidir. Yani Ankara'nın nasıl bir yer olduğunu öğrenmek istiyorsanız, özellikle sosyolojik anlamda burada yaşayan insanların sosyolojisini öğrenmek istiyorsanız da Pursaklar'a bakmanız buna yeterlidir. Çünkü Pursaklar'da ikamet eden insanların neredeyse tamamına yakını İç Anadolu'dan göç edip buraya yerleşmiş insanlardır. Yani Anadolu kültürünün hakim olduğu, Anadolu geleneğinin hüküm sürdüğü bir yerdir. Ve bu yüzden de gelenek önemli bir şeydir Pursaklar'ın zihninde. Efendim, Pursaklar metropol ilçe statüsüne girmiş gibi hizmetleriyle anılıyor değil mi? Yani sonradan ilçe olmasına rağmen metropol seviyesinde bir ilçe. Elbette, yani Pursaklar Ankara'nın önemli bir ilçesidir ve ben inanıyorum ki gelecekte daha da önemli artacaktır ve Pursaklar sadece kendisine değil Ankara'ya da tesir edecek bir yerleşim mekanı olacaktır. Ankara'nın kültürüne tesir eden bir yer haline gelecektir. Çünkü 2004 ile 2019 tarihleri arasındaki bu zaman dilimine baktığımızda Pursaklar'ın çok ciddi değiştiğini söyleyebiliriz. Çünkü Pursaklar bir şeyi çağ atladı diyebiliriz ve aslında her şeyin değiştiğini ve çevresine de tesir ettiğini söyleyebiliriz. Gerçekten de Pursaklar belde olduktan sonra, beldelikten sonra ilçe olarak Saray, Sirkeli ve Altınova'nın talihine de ne yapmış oldu? Tesir etmiş oldu aynı zamanda. Bağlum da aslında Pursaklar'dan etkilenen bir yerdir sonuç itibariyle. Şu an itibariyle baktığınız zaman Pursaklar'ın etrafında bulunan Çubuk, Akgürt, Karecik gibi ilçeler aslında Pursaklar'dan etkilenmekte ve Pursaklar'da yapılan edilenlerden faydalanmaktadırlar. Kendi istikametlerini ona bakarak ayarlamaktadırlar. Dolayısıyla Pursaklar Kuzey Ankara'nın bir incisi pozisyondadır. Yani kuzeyin merkezi pozisyondadır ve örnek daha da geliştirilmelidir. Evet. Efendim, siz belediyede olduğunuz süre içerisinde belediyeye kazandırdığınız projeler var. Biraz da bunlardan bahsedelim isterseniz. İşte hanım evleri, dede torun evleri, nezaket okulları, şehir araştırma kütüphanesi, Pursaklar Belediye Bülteni gibi bazı hizmetlerden bahsetmek istiyorum.
Evet, şimdi Bursaklar'da biz göreve geldikten sonra, Selçuk Bey'le birlikte göreve geldikten sonra aslında şehircilik konusunda araştırmalar yaptık. Yani o bahsetmiş olduğumuz bahse konu projeler kendiliğinden ortaya çıkmadı. Ben kendi açımdan baktığım zaman şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani biz daha önceki dönemde okumayı, yazmayı ve düşünmeyi seven bir insandık. Belediyeye geldiğimizde de bu sevgimizi sürdürdük. Ve yaptığımız ilk şey şuydu, bu defa okuduğumuz kitapları değiştirmek oldu. Biz bu defa şehirle ilgili kitap okumaya başladık, şehirle ilgili araştırmalar yapmaya başladık. Hatta biz o dönemlerde şehirle ilgili yaptığımız araştırmaların daha dinamik olarak elde etmek istediğimizde bu konunun uzmanlarına gitme ihtiyacı hissettik. İşte biz Selçuk Bey'le birlikte İstanbul'da Turgut Cansever Hoca'nın yanında iki defa ziyaretine vardık biz. ODTÜ'deki hocaların yanında birkaç defa ziyaret ettik. Gazi'deki hocaların, mimarlık fakültelerindeki hocaları çokça ziyaret ettik. Hatta Bursaklar Belediyesi'nin belediyeciliğine tesir eden ve belediyecinin istikametini belirleyen aslında şehircilik sempozyumları olmuştur diyebiliriz. Biz ilme önem verdiğimiz için, bilgiye önem verdiğimiz için ve belediyeciliğin de bir çeşit ilmi belediyecilik olarak sürdürülmesi gerektiğine inandığımızdan dolayı da şehircilik sempozyumları başlattık. Bu sempozyumların bize şöyle bir faydası oldu. İlim adamlarıyla hemhal olmaya başladık. Şehir üzerine onların görüşlerini almaya başladık. Biz birçok defa birçok yere ziyarete gittik. O yüzden de Bursaklar Belediyesi'nde yapmış olduğumuz özellikle kültürel faaliyetler, sosyo-kültürel faaliyetler olarak da isimlendiriyorum ben. Sosyo-kültürel faaliyetler tamamen aslında ilmi araştırmaların sonucu elde edilmiş faaliyetlerdir. Ayrıca bir başka şey, biz her zaman şuna inandık, böyle olması gerektiğini düşündük. Biz özellikle belediyeler halkın ihtiyaçlarına göre hareketlerini düzenlemeliler ve halka göre kendilerini yenilemeliler. Biz ideolojik kurumlar değiliz. Belediyeler ideolojik kurumlar değildir. Halkı kendi inandıklarımıza getirmek gibi bir işlevimiz söz konusu değildir. Belediyelerin işlevi halkın ihtiyaçlarını karşılamaktır. Halkın ihtiyaçları, talebe göre denge sağlamak. Evet, halkın ihtiyaçları dediğimiz şey de sadece fen hizmetlerinden ibaret değildir elbette. Çünkü halkın sosyolojik ihtiyaçları var, kültürel ihtiyaçları var, halkın musikiye olan ihtiyacı var, sanata olan ihtiyacı var. Bütün bunların karşılanması lazım. Bu yüzden de aslında Türkiye'de belediyecilik söz konusu edildiğinde sadece fen işlerinden ibaret olarak algılamama düşüncesi Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinden sonra ortaya çıkmıştır. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeciliğinde belediye dediğiniz şey sadece çöp toplayan ve fen hizmetleri veren, asfalt yapan bir kurumdan ibarettir. Ancak bunun böyle olmadığını daha sonraki dönemlerde görüyoruz. Ben Star Gazetesi'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile başlayan bir belediye yerel yönetimler süreci var değil mi? Onu bugüne getiren yerel yönetim süreci. Elbette. Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı yaptığı dönemlerde aslında dillere destan, doğudan batıdan konferansları vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da aslında şehre ilişkin yöneticiliğinin ortaya çıkmasını sağlayan şey o konferanslardır. Dünyanın dört bir yanından şehirle ilgili görüşleri olan, düşünceleri olan insanlar İstanbul'a getirilmiştir ve taşınmıştır. Biz de aslında onu örnek alarak Bursaklar'da yapmış olduğumuz şehircilik sempozyumlarında, şehircilik kongrelerinde bunları göz önünde bulundurduk. Ve sadece ulusal bir şehircilik sempozyumları yapmadık. Aynı zamanda uluslararası düzeye de bunu taşımış olduk. Çeşitli konularda bunu yaparken kendi başımıza da yapmadık. Üniversitelerde birlikte yaptık. Mesela şehir ve güvenlik konusunu işleyeceğimiz zaman polis akademisiyle birlikte yaptık. Başka bir konuyu işleyeceğimiz zaman mimarlık fakülteleriyle birlikte yaptık. Şehir ve kültür konusunu işleyeceğimiz zaman kültürle ilgisi olan Yıldırım Beyaz Üniversitesi ile yaptık. Yani üniversitelerle de işbirliği yaparak bu işi sürdürmüş olduk böylece. Bir hayli geleneksel projelere baktığımızda Türkiye'de hep medyanın da dikkatini çeken Dedeler Neler İkinci Bahar'a Koşuyor, Okuyan Şehir Bursaklar, Kitaplar Devletten, Kırtasiye Belediye'den, Sünnet Çocuklarına Bisiklet, Yaz Spor Okulları gibi bazı önemli projeler de görüyoruz. Evet, yani bizim belediye başkanlığı yardımcılığı yaptığım dönemlerde sözünü ettiğim prensiplerden hareket ederek aslında biz bu icraatları gerçekleştirdik ve Bursaklar'da da Türkiye'de biz ilk defa ihtiyarlara yönelik, yaşı 50'nin üzerinde olan insanlara yönelik olarak projeyi ilk defa biz gerçekleştirmiş olduk. O zamana kadar hep hanımlarla ilgili olarak, gençlerle ilgili olarak, bu çocuklarla ilgili olarak belediyeler projeler yapıyorlardı ama ihtiyarlarla ilgili kimse proje yapmıyordu. Halbuki toplumun önemli kesimlerinden bir tanesi de ihtiyarlardır. Yani emekli olmuş insanlardır ya da yaşı 50'nin üzerine çıkmış insanlardır. Bunlar da şehirde önemli bir yekün tutuyorlar ve aslında aranıp sorulmadıkları için de kendilerini bir kenara atılmış gibi hissediyorlar. Böyle olunca da biz dedik ki
ihtiyarlarımıza yönelik olarak bir program yapalım, bir etkinlik yapalım. Burada hemen yeri gelmişken şunu da söyleyelim. Biz o insanlara yaşlı demiyoruz, ihtiyar diyoruz. Çünkü kelime evet. anlamından hareket ettiğimiz zaman da bile ihtiyar demek seçilmiş demek. Allah herkese uzun ömür vermiyor. Bazı insanlara uzun ömür veriyor. Aslında o uzun ömüre sahip olan insanların biriktirmiş olduğumuz geleneğimizi, kültürümüzü yeni nesillere aktarmakla ilgili bir görevleri var. Onu yılların tecrübesini değil mi? Evet, o tecrübeyi aktarmalara gerekiyor. Bu yüzden de buradan hareket ederek biz aslında dedeler ve neneler koşusunda hemen sonra dede torun evi diye bir şey icat ettik. Dedelerle torunları bir araya getirecek bir müessese icat ettik. Birçok caminin altında ve cami yakınlarında böyle bir müessese hayata geçirerek Pursaklar'daki geleneksel kültürün aslında insanları barış içerisinde tutan, huzur içerisinde tutan o büyük devasa geleneğimizin korumanın yollarına bakmış olduk. O yüzden de yapmış olduğumuz projelerde orijinallik prensibi söz konusudur. Hani biz başkalarının yapmış olduğu şeyleri taklit etmek gibi bir yönü tercih etmedik. Bu ve yüzden bu projelerin de, çoğu başka belediyeler tarafından örnek alındı değil mi? Elbette. Bu başka proje şeyler belediyeler tarafından taklit edildi ve aslında bizden aldıklarını da söylemediler. Biz mesela temel özelliklerimizden bir tanesi yayıncılıktan gelmiş olduğumuz için telif haklarına da ehemmiyet veririz ve başkasından almış olduğumuz herhangi bir şeyi de bunu filanca yerden aldık diye de ifade ediyoruz. Ama başkaları böyle yapmıyorlar maalesef. Burada aynı zamanda belediye başkanının ufkunun geniş olmasının ne kadar önemli olduğunu pek tekrar hatırlatmak isterim. Eğer belediye başkanı Selçuk Bey ufku dar bir insan olmuş olsaydı bu söylediklerimizi icra hayata geçirmemiz, faaliyete geçirmemiz de mümkün olmazdı. Bu yüzden Pursaklar söz konusu o da eğitimci olduğu için eğitimin önemini biliyor. Elbette. Yani bu zaten kafa kafaya verildiği zaman, omuz omuza verildiği zaman bir takım şeyler ortaya çıkacaktır, projeler ortaya çıkacaktır. Ve aslında bizim buna ihtiyacımız vardır. Yani insanlar olarak, şehirde yaşayan insanlar olarak, şehirde yaşayan insanların kendi aralarında sosyal bir varlık olarak bağlantılarını, iletişimlerini kurdurarak bir hayat sürmelerini sağlamak olmalıdır. Yoksa şehirciliğin sadece şeyden ibaret olduğunu, binadan ibaret olduğunu, yoldan ibaret olduğunu düşünmek aslında o insanlar için yapılacak bir zorundan ibarettir. Çünkü her birimiz bundan şikayet ediyoruz. Tek başımıza kaldığımız zaman beton yığını olmaktan şikayet ediyoruz. Sosyal bir hayatımızın olmadığından şikayet ediyoruz. İnsanların birbirleriyle olan münasebetinin bulunmadığından şikayet ediyoruz. Apartman hayatından şikayet etmeyen kimse yok bugün. Ben yanılmıyorsam geçen yıldı Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı yerel yönetimlerle ilgili bir programda Ankara'da çok önemli uyarılar bulunmuştu. Sayın Cumhurbaşkanı oradaki belediye başkanlarına, ödül alan belediye başkanlarına tamam güzel şeyler yaptınız, bugün ödülleri de verdik ama genel manada diyorum ki şehirleri betonlaştırmak belediyecilik değildir. Lütfen ecdadın şehirleri nasıl yaptığına bakın, dikkat edin gibi uyarıları olmuştu. Nasıl evet çok doğru. Cumhurbaşkanımız doğru bir yolda çünkü belediyeciliğin bir şey bugün itibariyle baktığımızda aslında piri sayılabilecek bir tecrübeye evet. de sahiptir aynı zamanda. İstanbul gibi devasa bir şehri bambaşka bir konuma getirmek gibi bir özelliğe sahiptir. Tabii yeri gelmişken aslında 1850 yıllarına gelinceye kadar bütün dünyada Bursa, Edirne ve İstanbul Bahçeşehir ismiyle anılan bir yerdir. Yerlerdir ve dünyada bir çeşit masal şehri olarak da bilinen evet. bir yerdir. Ancak biz maalesef daha sonraki yıllarda bunun kıymetini bilemediğimiz için bu şehirlerimizi talan etmiş olduk. Ancak bizim yeniden kendi medeniyetimize ve kendi kültürümüze gerisin geri dönmemiz lazım. Bu dönmemiz de geriye gitmek anlamında söylemiyorum. Geriye gitmek zaten mümkün değildir. Kimse geriye gitmeyi de aklede düşünemez. Düşünse bile gerçekleştiremez. Ama önemli olan geçmişte bizim gelenek dediğimiz şey, muhafazakarlık zaten burada mülhem bir şeydir. Muhafazakarlık iyi olanların korunması ve kullanması demektir. Kötü olanların bertaraf edilmesi, iyi olanların korunup kullanması. Çünkü hayatta insanlar ve insan toplulukları zaman zaman iyi şeyler icat ederler, zaman zaman da kötü şeyler icat eder. Toplum kötülükleri ve kötü şeyleri zamanla elimine eder, onları zaten yok eder ama iyi şeyleri korur. İyi şeyleri koruyup kollamaya da biz muhafazakarlık diyoruz. Bu sebeple de bizim kendi kültürümüzde var olan iyilikleri ve güzellikleri koruyup kollamamız lazım. Geçmişte bizim mahalle dediğimiz hayatı yeniden canlandırmak gibi bir şeye ihtiyacımız var. Siteler var bugün. Aslında bir köyden büyük sitelerimiz var. Evet. Ama orada sosyal bir şeyi sağlayamıyoruz, barışı sağlayamıyoruz. İnsanların münasebet kurmasını temin edemiyoruz oralarda. Buna yönelik bir takım herkes evine çekiliyor. Karşı komşuyu bile tanımıyor. Evet yani bu meselenin bu tarafına da bakmak lazım aynı zamanda. Çünkü bizde mesela Hazreti Peygamber'in şöyle bir hadisi rivayet edilir bize. Bu arada
Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle onu da yad etmiş oluyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i de. Onun meşhur bir sözü vardır. Diyor ki Cibril bana geldi, komşu haklarından söz etti. Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim diyor. Evet. Demek ki komşuluk münasebetleri bu kadar önemli bir şey. İşte biz gerek mimaride gerekse şehirciliğimizde insanların birbirleriyle iyi komşu olmasını ve birbirleriyle münasebet sağlamasını sağlayacak bir şehircilik geliştirmemiz lazım. Bunu geliştirmediğimiz zaman, bunu yapmadığımız zaman iyi bir sonuca doğru gitmiyoruz. Aslında belki insanları aynı mekanda tutuyoruz, aynı mekanlarda yan yana getirmiş oluyoruz ama onların birlikte hareket etmesini sağlayamamış oluyoruz. Şimdi şöyle baktığımızda biraz farklı bir alana girmek istiyorum. İşte Beypazarı örnek bir ilçemiz. Oradaki tarihi yapılar, oradaki belediyecilik. Daha önce Beypazarı Belediye Başkanı Mansur Yavaş döneminden başlayan orada yaptığı çalışmaların bir geçmişi var. Sayın Yavaş'a şu anda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı şu partiden olacak, bu partiden olacak gündemini oluşturan oradaki yaptığı belediye hizmetleri değil mi? Şimdi aslında orada şöyle bir misal vereyim. Biz iki misal vermek istiyorum. Bir kere bizim eski Türklerde bir adet vardır. Türklerde biz lisede ders olarak da, kitapta edebiyat olarak da onu okuduk. Biliyorsunuz Boğa Çan diye bir hikaye vardı evet. Orada. Dede Korkut hikayesidir. O Türkiye'de Türk geleneğinde bir adama isim vermek için, bir çocuğa isim vermek için onun bir kahramanlık yapması beklenir. Ve kahramanlık yaptığında ona bir isim verir. Böyle bir gelenek var. Boğa Çan hikayesi bunun göstergesidir. Bizim İslam geleneğinde ise özellikle muhaddislerimizin hadislerin tedvin edilmesi esnasında, toplanması esnasında güttükleri bir, takip ettikleri bir yöntem var. Ona da biz cerh ve tadil yöntemi diyoruz. Bir insandan bir Hazreti Peygamber'e ait olduğunu söylediği söz alabilmek için adamın geçmişine bakarlar. Sika birisi midir? Yani sözü doğru mudur? Yalancı mıdır? Kötülükle maruf mudur? İyilikle maruf mudur? Buna bakılır ve eğer iyilikle marufsa, doğru sözlü birisi olduğu bilinirse bu takdirde Hazreti Peygamber'e ait sözleri kendisinden alınır. Dolayısıyla bizim geleneğimizde şöyle bir durum söz konusudur. Bir kere bir adam hakkında kanaate varmak istediğimiz zaman onun cemaziyle evveline bakmamız lazım. Yani geçmişine bakmamız lazım. Geçmişiyle ilgili karar vermemiz lazım. Şimdi belediyecilikte Ankara gibi Büyükşehir Belediyesi gibi büyük bir belediyeyi Türkiye'nin başkenti olan bir şehri emanet edeceğimiz insanın geçmişte neler becerdiğine, neler başardığına bakmamız lazım. Bahse konu adayın ben şahsen geçmişine baktığım zaman Beypazarı'nda yapmış olduğu birkaç evin restorasyonundan öte başka bir şey görmüyorum. Ben birçok insana soruyorum. Diyorum ki bu bahsi geçen şahsın Ankara'ya ne gibi hizmetleri vardır? Cemaziyeli evinde geçmişinde ne faydaları olmuştur? Eğer geçmişte büyük faydaları olmuşsa Ankara'ya büyük işler becermişse gelecekte de büyük işler becermesi mümkün olur aslında. Buna bakmamız lazım. Şimdi buna baktığınızda böyle bir cevap, hangi cevabı veriyorsak ona göre davranmamız lazım. O yüzden de belediye başkanlarının halkımız insanlara oy verecekler, birilerini seçecekler. Seçerlerken de bence yapmaları gereken yöntemlerden bir tanesi de geçmişine bakmaktır. Hangi işi becermiştir, neler yapmıştır ona bakması lazım insanların. Şimdi efendim siz yönetimde 3 prensip üzerine çalışmalarınız var. Bu konuda neler söylersiniz? Şimdi bir kere bizim geleneğimizde yönetim işiyle ilgili olarak çokça kitap neşredilmiştir ve çokça görüş ortaya konulmuştur ve devlet yönetimi söz konusu edildiğindeki şehir de aslında bir çeşit devlet yönetimi gibi bir şeydir. Şehir yönetimi de söz konusu edildiğinde aslında 3 asgari şartın bulunması lazım yöneticide. Bunlardan bir tanesi emanet, bir tanesi adalet, bir tanesi de şura. Şimdi anlaşılacak bir dille söyleyecek olursak istişare denebilir. Aslında bizim geleneğimize baktığınız zaman insan yeryüzünün emanetçisidir. Allah insana emanetçi olarak göndermiştir. Bizim görevimiz yeryüzünü imar etmekten ibarettir. Biz yeryüzünün sahipleri değiliz. Biz yeryüzünün emanetçileriyiz. Çünkü mülk Allah'a ait bir şeydir bizim geleneğimizde ve düşüncelerimizde. Bu sebeple siz kendinize ait olan bir şey üzerinden dilediğince hareket edebilirsiniz. Ama size ait olmayan emanetçisi olduğunuz bir şeyi ne yapmak durumundasınız? Korumak ve kollamak durumundasınız. Size emanet eden varlığın size emanet ederken ki halini muhafaza etmek zorundasınız. Bu sebeple de bizim geleneğimize baktığımız zaman Hazreti Peygamber'in Risalet öncesi dönemindeki bile ismi Muhammedül Emin'dir. Evet. Yani güvenilir birisidir. Yine bizim Osmanlı'da belediyeler ortaya çıkarıldığında buna isim konulması, belediye başkanına isim verilmesi söz konusu edildiğinde şehri emin denilmiştir. Yani şehrin emini olarak belirlenmiştir. Bu yüzden de özellikle şehir yöneticilerinin
bir şeyi devlet başkanı gibi emin olan insanlar olmasından lazım. Zaten insanlar, demokrasilerde böyle değil midir yani? Evet. İnsanlar oylarını verdikleri insanlara güvendikleri için oylarını veriyorlar. Güvenmeseler oy vermezler. Bu yüzden de şehri yönetecek olan insanların kim olursa olsun birinci özelliğinin emin olması gerekiyor. Güvenilir bir insan olması gerekiyor. Hatta şöyle, ben öğretmenlik yapıyorum son bir yıldır öğretmenlik yapıyorum aynı zamanda. Bir gün çocuklara sordum, dedim ki size göre işte belediye başkanında bulunması gereken 3 özellik bana yazın verin dedim. Her birine birer kağıt dağıttım. Toplam gelen çocukların kağıtlarının tamamında birinci özellik olarak bu çıktı zaten. Ve insanların kime sorarsanız sorun, özellikle belediye başkanlığı ile ilgili olarak kime sorarsanız sorun, birinci emanete madde olarak size bunu sayacaklardır. Ya dürüst kelimesini kullanacaklardır, ya güvenilir kelimesini kullanacaklardır, ya da emin kelimesini kullanacaktır. Bu üçü de aynı şeyi aslında ifade ediyor. Evet. Bu yüzden de güvenilir olması lazım, emin olması lazım ve emanete hıyanet etmemesi lazım. Hazreti Peygamber'in en önemli özelliği de bu. Mekkelilerin kendisine emanet ettiği kıymetli eşyaları bile onlara kavga ederken bile koruyup ve kollamıştır ve daha sonra da sahiplerine teslim etmiştir. İkinci şeyimiz ise, prensibimiz ise adalettir. Adalet prensibi devletin ayakta tutulmasını sağlayan, kalmasını sağlayan bir şeydir. Aynı zamanda belediyeler de aslında bir çeşit küçük devletler gibidirler. Bugün de böyle, geçmişte de böyle. Biliyorsunuz geçmiş şeye baktığınız zaman, Yunan tarihine baktığınız zaman orada devletler şehir devletidir yani sonuçta. O yüzden de belediye yönetimlerinin aynı zamanda adil olması gerekiyor. Belediye yönetimi sadece belediye başkanı değil, belediye başkanıyla birlikte başkan yardımcılarının, müdürlerin, en aşağıdaki fertlere varıncaya kadar hepsinin güvenilir insanlar olması gerekir. Ve son şıkta istişare, yani şuradır. Yani görüş alışverişinde bulunmanız gerekiyor. Çünkü insan tek başına mutlak doğruyu yakalayamaz. Tek başına mutlak doğruyu yakalaması ve her hususta mutlak doğruyu kavraması söz konusu olmaz. Bu yüzden de başkalarıyla yardımlaşması lazım. Bu istişare çok önemli tabii. En önemli ayağında istişare oluşturuyor. Siz yanınızda bulunan insanların görüşlerini almak ve onların sayesinde doğruya ulaşmak gibi bir yöntemi seçmelisiniz. Tabii istişare dediğiniz zaman burada şu hususta belirtmek lazım. Şehri yöneten belediye yöneticilerin o şehirde yaşayan insanların görüşlerini de almak gibi bir yöntemi tercih etmeleri gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Aksi takdirde şehir halkı başka bir istikamete gider, belediye yönetimi başka bir istikamete gider. İnsanların ihtiyaçları karşılanmadığı için de mutlu olmazlar. Şimdi anladığım kadarıyla adaylarını ben konuk alıyorum sürekli. O ilçeyle ilgili, o şehirle ilgili neler yapacağınız dediğin zaman projeler geliyor. Ama sizin projelerinin çerçevesi farklı bir boyutta. Prensipler üzerine kurulmuş. Evet. Şimdi zaten normalde aslında bizim hayatlarımız da böyle değil midir? Yani bizim hayatımızda insanların bir takım prensipleri vardır. Bir takım kendilerine göre ilkeleri vardır. Hayatlarını bu ilkeler çerçevesinde sürdürürler. Bu yüzden de aslında ilkesel hususları halletmeden, ilkesel ve prensipsel meseleleri halletmeden diğer işlerin halledilmesi söz konusu değildir. Biz buraya baktığımız zaman, benim açımdan bakıldığında bir belediye başkanı şehrin bütün özellikleriyle ilgilenmelidir. Yani şehrin ne kadar problemi varsa, ne kadar ihtiyacı varsa hepsiyle ilgilenmelidir. Çünkü şehre baktığınız zaman bir kere bizim geleneğimiz var. Biz ağaç kovuğundan çıkmadık. Yani bir türedi bir topluluk değiliz hamdolsun. Kavim olarak 5000 yıllık tarihimiz var. Müslüman olarak 1500 yıllık tarihimiz var. Bunları yok sayamayız. Her şeyi yeniden icat edeceğiz, yeniden sıfırdan bulacağız diye bir şey söyleyemeyiz. Modern dünyanın iyiliklerinden de istifade ederiz, ondan da faydalanırız. Hatta gözümüzü geleceğe de dikeriz aslında. Projeler geliştirirken sadece bugünü değil, geleceğe de göz önünde bulundurarak projeler icat etmemiz lazım, projeler geliştirmemiz lazım. Mesela bundan bahsederken sonuçlarını nasıl bir sonuç ortaya çıkardığını ifade etmekte fayda var. Mesela biz Türkiye'de onca büyük belediyeye rağmen, onca büyük şehir belediyesine rağmen şehir araştırmaları kütüphanesi diye bir kütüphane kurduk. İçinde şu anda 7000 tane kitap var. 7000 kitap var. Türkiye'de tek. Evet, Türkiye'de tek, benzeri yok. Neden kurduk? Çünkü biz şuna inanıyoruz. Şu anda Türkiye'de dünyada %75 civarında şehirde yaşayan insanlar Türkiye'de %85'e yaklaşmış durumda. 80'e yaklaşmış durumda. Yani nüfusumuzun %80'i şehirlerde yaşıyor. Ama biz şehirle ve şehircilikle ilgili bir tane kütüphanemiz bile yok. Peki bizim araştırmacılarımız nereden malzeme bulacaklar? Üniversiteler ne yapıyor? Üniversitelerimiz nereden yapacaklar? Ben zaten temelde aslında konuşulması gereken şehirle ilgili problemler söz konusu edildiğinde hep belediye yönetimine yükleniyorlar. Aslında bence belediye yönetimlerine yüklenmekten daha çok mimarlık fakültelerine ve mimarlık fakültelerinin müfredatlarına bakmak gerekir. Çünkü orada
yetişen insanlar projeyi çiziyorlar netice itibariyle. Bu şehrin projelendirilmesini, nasıl dağıtılmasını, nasıl konumlandırılmasını aslında mimarlar yapıyorlar. Ama onların müfredatına baktığınız zaman, okudukları derslere baktığınız zaman şehrin ihtiyacını karşılayacak bilgi ve birikime sahip değiller. Bir gün biz bir şehircilikle ilgili Karadeniz'de konferanstaydık. Orada Erzurum'da Mühendislik Fakültesi Dekanı ile yan yana düştük. Biraz muhabbet ederken ona bir soru sordum. Dedim ki hocam, dedim, bu mühendislik fakültelerinde sosyoloji var mı? Psikoloji var mı? Sosyal psikoloji var mı? Dinler tarihi var mı? Diye bir soru sordum. Dedi ki yok. Peki dedim, ya bu mühendisler insana ilişkin malzeme üretmiyorlar mı? İnsana malzeme, evet. Su bardağı insan için üretmiyor musunuz? Aynen. Peki siz insan psikolojisini bilmezseniz, insan sosyolojisini bilmezseniz, toplum nasıl psikolojisini bilmezseniz üretin? Nasıl insana uygun proje malzeme üreteceksiniz? O yüzden ben Türkiye'deki bu şehirle ilgili problemlerin çözülmesinin aslında mimarlık fakültelerinin müfredatının gözden geçirilmesine bağlı olduğunu düşünüyorum. Mimarlık fakültelerinin programları, müfredatı gözden geçirilmediği takdirde bu memlekette düzgün şehirlerin geliştirilmesi mümkün değildir. Hatta bana göre şehircilik üniversitelerinin kurulması lazım. Çünkü artık nüfusun %80'i şehirlerde yaşıyor, evet. Ve bunu çok daha ciddiye almamız lazım. Nasıl şehir hastaneleri diyoruz, değil mi? Evet, bunu çok daha ciddiye almamız lazım. Yani şehirle ilgili olarak o kadar çok çalışmamız gerekiyor ki. Çünkü artık nüfusun neredeyse tamamına yakını şehirlerde yaşıyor. Ve biz şehrin her inceliğini bilmemiz lazım. İnsanın bu şehirde nasıl mutlu olacağını da bilmemiz lazım. Bu sebeple bunlara dikkat edilmeden yapılacak her proje aslında insanımızın mutsuzluğuna sebep olacaktır. Mutluluk demişken şunu da ifade etmek istiyorum. Bizim İslam filozofları hep insanın mutluluğundan söz ederler. Asıl maksat insanın dünyada mutlu olmasıdır. İnsanın dünyada huzurlu olmasıdır. Çünkü insan dünyada mutlu ve huzurlu olmazsa kendisini de bilmez, Rabbini de bilmez, başka insanlara da iyilik de yapamaz. Bu yüzden de insanları mutlu edecek bir şehir geliştirmemiz gerekiyor bizim. Ve insanları mutlu edecek şey sadece binalardan ibaret asla olmaz. Sadece beton yığınlarından ibaret olmaz. Bununla zaten insanlar mutlu olmuyor. Hepimiz biliyoruz, görüyoruz. Evet. Yani. Daha çok çevreye açılıyor, hobi parkları, evler. Yani ayağı toprağa basan yerler arıyor daha sonra, değil mi? Hafta sonları AVM'lere gidiyor insanlar, dolayısıyla farklı yerlere gidiyor. Efendim, programın sonuna geliyoruz ama biraz daha belediyeciliğe dönecek olursak ideal belediyecilik konusunda neler söyleyeceksiniz? Bana ideal belediyecilik bence şudur. Orada yaşayan insanların temel özelliklerini ve sosyolojisini bilmekten geçiyor. Biz mesela Pursaklar'da yaşıyoruz ve Pursaklar'daki insanların dokusunu, Pursaklar'daki insanların geleneklerini, Pursaklar'daki insanların kültürlerini bilerek hareket etmemiz gerekir. Çünkü bunu bilmediğiniz takdirde onların neye ihtiyaç hissettiklerini, neyle mutlu olacaklarını bilemezsiniz. Adamın ihtiyacı başka bir şeyse siz onunla başka bir malzemeyle gittiğiniz takdirde ne yapmış olmazsınız, mutlu etmiş olmazsınız. Bu sebeple ideal belediyecilik aslında bir ayağı geleneğimize bağlı bir belediyecilik olmak zorunda. Bir ayağı geleceğe dönük olmak zorunda. Çünkü dünya hızla ilerliyor, teknoloji hızla ilerliyor ve dünyada yaşayan insanların hayat tarzları hızla değişiyor. Bu değişikliği de göz önünde bulundurmamız lazım. Sadece geçmişe bakarak, sadece geçmişe dönük bir hayat sürdürmek mümkün değildir. Bu yüzden de geleceğe dönük işler yapmamız gerekiyor. Mesela bunlardan bir tanesi biz geçmişte düşündük, hayata geçiremedik ama... Neler yapacaksınız diye soracaktım. Buna devam ederek ona da devam edelim. Evet, yani neler yapacağımız hususunda birçok şeyimiz var ama onlardan birkaç tanesini ben hani geleceğe matuf olan olarak söyleyeyim. Mesela dünyada yazılım diye bir şey var. Yani yazılımcılık bütün dünyada aslında ekonomik bir yön olarak var. Ve aslında insanlık tarihinde bugün bilgisayar firmaları ve bilgisayar yazılımı yapan firmalar değiştiriyorlar. İnsan hayatının geleceğini değiştiriyorlar. Ama mesela bizim Pursaklar'da biz şöyle bir şey planlamıştık, hayata geçirememiştik. Mesela okullarımızda yazılım atölyeleri kurmak istiyoruz biz çocuklara ilişkin. Çünkü istiyoruz ki onlar geleceğin dünyası olan bilgisayarlarla içli dışlı olsunlar ve onların yazılımlarına ilişkin... Bazı ülkeler yazılımdan para kazanıyorlar, evet, değil mi? Biz neden, kazanmayalım? Aslında kavim olarak da başka topluluklardan daha zeki olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani en azından onlardan daha az zeki olmadığımızı söyleyebiliriz. Yani bu sebeple de bizim geleceğe matuf bir takım şeylerimizin olması lazım. Projelerimizin olması lazım. Bunlardan bazılarını söyleyecek olursak, aklıma geldiği kadarıyla bazılarını söyleyecek olursak, mesela bizim icat atölyeleri kurmak gibi bir niyetimiz, evet, var. Belediye şantiyesinde biz icat atölyeleri kurmak istiyoruz. Aslında
Şöyle bir misal vereyim. Ben zaman zaman geziyorum internette, bakıyorum. Mesela Amerika'da herkesin garajı var. Her evin bir garajı var. Aslında o garaj bir çeşit atölye gibi bir şey. Bakıyorsunuz evet. Hafta sonları her birisi, kimisi araba üzerinde çalışıyor, kimisi başka şey üzerinde çalışıyor. Modifiye dedikleri işleri yapıyorlar. Yeni yeni şeyler icat ediyorlar. Aslında bizim insanımız icatçılık bakımından başkalarından geri kalan bir tarafımız da yoktur yani. Aynı zamanda mucit bir kafaya sahip olduğumuz evet. da söylenebilir. Bu yüzden de bunların geliştirilmesi lazım. İnsanımızın önünün bu anlamda, özellikle gençlerimizin önünün bu anlamda açılması lazım. Bir başka şey, gençler söz konusu edildiğinde onların düşünme geleneği oluşturmalarını sağlamak gerekiyor. Tefekkür etmelerini sağlamamız gerekiyor. Ben aynı zamanda öğretmenlikten geldiğim için bugünkü öğrencilerin problemlerini de biliyorum. Çocuklar sadece test çıkları arasında sıkışıp kalmışlar. Mesela bir gün bir şey oldu, tahtaya iki şey yazdım, bunların hangisi doğru diye. Öğrencilerden bir tanesi kalktı dedi ki, hocam B şıkkı doğru. Halbuki ben tahtada B şıkkı yazmamıştım. Yani çocukların zihni artık testte öyle kalmış ki, yani. Kalıplaşmış ki A, B, C ve D şıklarından ibaret. Halbuki bunun ötesine taşımamız gerekiyor. Bunun ötesine gitmemiz gerekiyor. Biz toplumun her kesimine ilişkin projeler icat etmemiz lazım. Bir başka şey, aslında benim düşündüğüm işlerden birisi de şudur. Üreten bir toplum olmamız gerekiyor. Üreten şüphesiz bir toplum. Her alanda üretmek maalesef lazım. Maalesef şu anda biz tüketen bir toplum olmak durumundayız. Sadece tüketicilik yanımız var. Halbuki bir tarafta hanımlarımızın önemli bir kısmı ev hanımıdır. Çocukları büyüttükten sonra yapacak bir işleri kalmıyor. Onların da bir takım şeyler üretmesi lazım. Onların önlerinin açılması lazım. Mesela biz geçmişte Pursaklar'da belediye başkanının da olur vermesiyle nezaket hanım evleri açtık. Ve hanım evlerinde birçok kurslar açtık. Ve bu kurslardan birçok öğrenci yetiştirdik. Hatta onlardan bir kısmı yaptığı sanat eserlerinin piyasada satmaya bile başladığını söyleyebiliriz. Az da olsa bu var. Demek ki buradan hareket ederek biz gelecekte bunun mümkün olduğunu söyleyebiliriz. O sebeple de bizim temelde düşündüğümüz şeylerden bir tanesi toplumumuzun üretken bir toplum haline dönüştürülmesi lazım. Şehrin üretken bir şehir haline dönüştürülmesi lazım. Pursaklar, biraz önce dediğim gibi, yani Pursaklar Ankara'daki kuzeyin bir çeşit incisi gibidir. Bir çeşit öncüsü gibidir. Civardaki... Altyapısı sağlam, üstüne devam etmek kolay diyorsun. Evet, altyapısı sağlam, üstüne devam etmek kolay. Hatta ben şöyle bir şey de öneriyorum aslında. Geçmişte de önermiştim belediye başkanlarına. Pursaklar, Çubuk, Altı, Akyurt ve Kalecik belediyelerinin kendi arasında bir birlik oluşturarak el birliği içerisinde ortak projeler üretmesinin de mümkün olduğunu düşünüyorum. Çünkü Pursaklar'da bu üçünün ortasında aslında mesela hem Akyurt hem Çubuk hem de Pursaklar'a sınır olan bir havaalanımız var. Dünya çapında bir evet. havaalanımız var. Bu havaalanın bu üç ilçe tarafından, bu üç belediye tarafından ortaklaşa istifade edilmesi lazım. Ortaklaşa kullanılması lazım. Bunun ortak projeleriyle geliştirilmesi lazım. Niye havaalanında bir el sanatları atölyesi olmasın, niye satış evet. reyonu olmasın değil mi? Yöresel evet. ürünler falan. Çok şey yapılabilir, çok şey icat edilebilir. Ben bizim insanımızın zihninin üretken olduğunu, bizim insanımızın zihninin mucit olduğunu, bizim insanımızın zihninin yeni şeyler yapabilecek, ortaya çıkarabilecek kabiliyette olduğuna inanıyorum. Yeter ki onlara fırsat verilsin, önleri açılsın istiyorum. Gerçekten farklı projeler var. Dolu dolu projeler var. Siz uzun yıllar icraatın içinde yer aldınız. Yetki ve görev verilirse zaten bunları yaptınız. Yapmaya devam edeceksiniz. Daha iyilerini diyorsunuz değil mi? Valla inşallah biz orada tabii şöyle, bizim inancımız şudur. Biz elimizden geleni yaparız. Takdiri hüda dediğimiz bir şey vardır. Allah'ın takdiri vardır. Biz Allah'ın takdirine de boyun eğeriz. Aynı zamanda da partimizin yöneticileri vardır. Her şeyi bizden daha iyi bilirler onlar. Onların vereceği kararlara da ne yaparız? İtaat ederiz. Ve onların bir sürü arkadaşımız var. Pursaklar'da bir sürü birçok aday adayı olmuş en arkadaşımız var. En çok yoğun aday adayın olduğu ilçelerden olduğu biri Pursaklar. Ve bunların aslında her biri de diğerinden daha kıymetlidir. Bence her birinin zihninde farklı farklı projeler vardır. Her birimiz Pursaklar'a yeni şeyler katabiliriz. Yeni şeyler katmamız mümkün. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızdan herhangi birisi seçildiği zaman, herhangi birisinin önü açıldığı zaman diğer arkadaşlarımız da, isterse başka partiden bile olsa, diğer arkadaşlarımız da ne yapacaktır? Onlara destek verecektir. Bizim açımızdan, ben çünkü Pursaklar'da oturuyorum ve Pursaklar'da oturan insanların da falanca parti, filanca partisi olmaz. Orada yaşayan bütün insanlar, Pursaklar nereye giderse onlar da oraya gideceklerdir. Bu yüzden Pursaklar'ın gelişmesi, büyümesi ve Ankara'ya örnek bir ilçe olması hepimizin menfaatinedir. Bu sebeple de biz bütün arkadaşlarımızla oraya katkı vermeye hazır ve nazır olduğumuzu söylüyoruz. Bir de efendim Pursaklar'da AK Parti'ye oy oranının yüksek olduğu her dönem vatandaş görevini yapıyor değil mi? Elbette. Yani şimdi Pursaklar ailesi biraz önce söylediğimiz gibi Anadolu'dan göç etmiş gelmiş insanlardır ve bizim
yıllardır söylediğimiz Anadolu irfanı dediğimiz, Anadolu hikmeti dediğimiz bir şey vardır ve Pursaklar ahalisinde bu yeterince vardır. Aslında ben kendi çevremden, eski büyüklerimden görürüm. Onlar mektebe, medreseye gitmemiş olsalar bile, okul bitirmemiş olsalar bile büyük bir feraset içerisinde olduklarını ve toplumun da, hadiselerin de nereye gideceğini önceden kestirdiklerini ve yanlış bir şey varsa çevredeki insanları, özellikle gençleri uyardıklarını, iyi bir şey varsa da insanları teşvik ettiklerine şahit oluyoruz. O yüzden de Pursaklar rastgele bir yer değildir. Pursaklar bana göre Ankara'nın en önemli yerlerinden, yerleşim mekanlarından bir tanesidir. Adı da tarihidir. Kendi de tarihi bir yerdir. Ve aslında kökleri de vardır, geleceği de vardır. Geçmişten geleceğe doğru uzanan bir yerdir. Ve bence nasıl bir Pursaklar dediğinizde şu soruyu da, şu cevabı da vererek aslında sürdürmek isterim. O da şudur. Ankara'ya entegre olmuş, Ankara ile bütünleşmiş ve diğer ilçelere tesir eden, diğer ilçelere öncülük eden bir Pursaklar hayal ediyoruz biz. Bunun da gerçek olacağına inanıyoruz inşallah. Yine içinde bulunduğunuz dönemlerde ve şu anda da şehircilik açısından da önemli çalışmalar yapıldı. Bir kaymakamlık binası merkeze sıkıştırılmadı, saraya yapıldı. Kamu binaları dağıtılıyor. Dikey yapılaşmayla beraber yatay yapılaşma da var. Temeller sağlam. Evet. Pursakların geleceği açık olarak düşünüyoruz doğrusu. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Son buradan bizi izleyenlere mesajınızla programımızı kapatalım. Ama Pursaklara sahip çıkalım. Pursaklar hepimizin yeridir, yaşadığı yerdir. İnşallah Pursaklar gelecekte kuzeyin olmakla kalmayacak, Ankara'nın da incisi olacaktır. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olasın. Sevgili seyirciler, program burada noktalıyoruz. Hoşça kalın.